Hayırlı sahurlar dostlar. Hayırlı sabahlar. Ercan'ın gözler kiçildi. Efendim, Ay. biz ilk sahurumuzu hem dedik sizlerle paylaşalım. Size demiştim ya, biz sahurumuzu kahvaltıyla açıyoruz dostlar. Böyle Ercan her zamanki gibi yumurtasız olmaz. Biz yumurta haşladık. Böyle zeytin, peynir, kahvaltılık, dediğim gibi kayısı, domates, salatalık, yeşillik, hurmamız, İşte. Hafif peynirimiz, şeyler gidirip duruyorum bana Selma. çilek, yaptığım pideler efendim, bakın inanın fısır fısır hala. Bakın altı o Verin, kadar verin. güzel ki. Şimdi Ercan'a vereceğiz. Çünkü pidemiz bitti efendim. Bu kadarcık pidem kalmıştı. Ercan aldı. Şimdi çocuklar da alacaklar. Sanki öyle bir gösteriyor ki gören de mantı yiyorum zannedecek. Selma dur ya Allah aşkına Hay, ya. aklı fikri mantıda. Hayırlı sahırlarımız olsun efendim. Allah'ım ağız tadıyla Ramazan'ımızı geçirmeyi Amin. nasip Ümmeti etsin. cümlemize, ümmeti Müslüman'ın Ramazan aylarını mübarek olsun inşallah. Allah kimseye sıkıntıda darda koymaz inşallah Rabbim. Bende fazlası varsa benden yarısını alsın. Kardeşlerime versin. Rabbim ben ne diyeyim? Ben şurada yiyeceğim bir dilim ekmek. Girip yatacağım. Benim Yok gözümde bunu efendim, bir dilim alıyorum. ekmek dediğine bakma. Şu yumurtaların hepsini Ercan Sen yiyecek. çaktırma. Senin olsun. Niye Çay karıştırıyorsun sen? demlemedik. Ercan sadece kendine göre bir hazır paket çaylardan Evet yaptı. arkadaşlar bu gece gece çay demlemesine yazık günah dedim fazla içilmez. Unuttum ismini uykum geldi. Sallama çay. Sallama çayı. Paket çay dedim ya. Evet dostlar. Haydi baka bize afiyet olsun. Benim çocuklar uykusu var. Ay, karınlarını doyursunlar. Ondan sonra onlar da yatsın uyusunlar. Haydi çocuklar masaya, sofraya. Hadi buyurun. İlk Ramazan gününüz hayırlı uğurlu olsun Sahur. İlk arkadaşlar. sahurumuz. İlk şey oruç tutacaklar ya. Ramazan günü O diyor. iftar. Ramazan günü diyor. Oruç diyormuş. İlk Tamam oruç günü. Ercan tamam. Şu an biz ilk sahurumuzu Yani yapıyoruz. ilk sahurunuz Herkese hayırlı olsun. afiyetler Evet olsun. arkadaşlar. Çocuklar da gelsinler. Haydi dostlar. İftarda görüşürüz. Koydu. Parayı mı? Valla ondan başka para yok Surdenaz. Ona göre yeter artık. Habersiz Ben çekeyim. Tuğçe sen var ya seni çekiyor bak ifşi alıyor. Selamünaleyküm değerli dostlar. Almanya'da gurbetçi ailenin evine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli kıymetli dostlar. Allah'ım hepinizden razı olsun. Verdiğiniz desteklerden dolayı bizlere gelip evimize misafir oluyorsunuz. Yorumlar yapıyorsunuz. Rabbim işinizi gücünüzü rast Teşekkür ederiz. getirsin. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Evet efendim, Rabbim hepinizin evine bereket, rızık yağdırsın. Rabbim ağız tadıyla, bu mübarek ayla böyle Rabbime yakışır bir şekilde, Rabbimi mutlu edecek bir şekilde inşallah hayırlısıyla göndeririz gider. Alnımızın akıyla da çıkarız dostlar. Ben iftar yemeğimi hazırlıyorum. Allah nasip ederse bir yandan bulaşık makinesi boşalttım dostlar. Daha bardaklarım burada duruyor. Birazdan bardakları boşaltacağım. Bir kısmını aldım. Bir kısmı duruyor. Valla akşam yemeğinde kararsız kaldı. Kızım saçın kana düşer. Şöyle dur. Efendim, hadi gelin bakın neler yapıyorum. Burada yoğurt çorbası yapıyorum dostlar. İçine pirincini attım. Güzel pirincini pişirdim. Yoğurdun içine de bir tane yumurta, bir yemek kaşığı da un döktüm. Güzelce yoğurtla birlikte çırptım. Pirinçle buluşturdum. Şimdi şöyle bir taşım kaynasın. Burada da dostlar nane yaktım. Anne Göster kızım biliyorsun aynı de. duruma. Burada da nane yakıyorum. Zeytinyağıyla. Burada da brokolim vardı evde. Karnabaharım vardı. Attım. Onları haşladım. Karnabaharla brokoliyi haşladım. Onları da kenara attım. Ondan sonra burada da yoğurt çorbama. Gidiyor musun Tuğçe Sudenaz? Bak otobüse atla, alacağın şeylere bak. Ondan sonra da geri hemen uzun da sürme oruçsunuz. Hemen de eve Ayağımı gel. çantamı bir bak yakıştı. Tamam yakıştı güzel oldu. Dikkat et dediğimi dinle. Hemencecik gidiver geliver ne olur ne olmaz. Hadi görüşürüz. Hadi Allah'a emanet ol. Evet canlar çocuklar işte durmuyorlar. Oruçlar. Benim evdeki herkes oruç bugün. Bir orçunum oruç tutmadı. Aa, o da şimdi işe falan gidiyor geliyor hani olmuyor saatleri uymuyor. O yüzden dedik tamam sen tutma oğlum. Ercan da bugün evde biliyorsunuz son gün bitiyor Ercan'ın tatili. Ramazan'ın ilk gününe de denk gelmişti. Ercan dedim Allah senin bak dedim ne sevdiği kuluymuşsun sana Rabbim nasip etti dedim. Ercan'ı da oruçla ettik. Talha da oruç
ablaları, abileri bir maşallahınızı alalım diye söyleyeyim neler yapacağımı da size de fikir olsun. Yarına da siz yaparsınız. Pilavın yanına da patlıcanım vardı. Karnı yarık yapayım mı dedim. Kıyman falan hazır. İçi bile hazır. Tuğçe istedi. Suudi istemedi. Ercan istemedi. Talha istemedi. O zaman dedim ne yapayım pilavın yanına dedim. Talha dedi ki anne ben hiçbir şey yemeyeceğim. Sucuk ekmek yiyeceğim. Biliyorsunuz sucuğu seviyor. Ercan dedi ki vallahi Selma ben dedi patlıcan yemem. Şimdi o yağlı olur dedi. Ne olur dedi başka bir şey yap. Pilavı da ıslanmış bulundum. Ne yapayım dedim. Sonra Tuğçe dedi ki anne dedi bizim buzlukta dedi ben önceden hazırlıyorum tavuk etini döner eti gibi böyle minik minik doğruyorum parçalanık şekilde. Ondan sonra da böyle baharatlıyorum etler ama dağılıyor ister istemez un ufak oluyor ama olsun. Güzel onlardan buzluğuma atmıştım. Onu da buzluktan çıkarttım. Lavanın bu tarafa koydum kemencecik çizilsin diye. Bir pilavımın yanına da yani bugün yemeklerim çok kolay. Bir denedi salata. Böyle karışık bir salata yapacağız. Böyle bol bir karışık salata. İşte efendim benim akşam iftar hazırlığım bunlardı. Bakın şey. Bir de anne şey sos istiyordum ben brokoliye. Bu brokolinin üstüne de Tuğçe kendine sos yapacakmış. Onları en sonunda gösteririz. Ercan Bey nerede diye merak ediyorsanız canlar. Bir yandan da korkuyorum. Eşkime falan zaten asla olmaz da. Yoğurduma. Çünkü onu çok güzel özentili bir şekilde yaptım. Şurada da nanemi yakayım. Sizinle konuşurken de nanenin altını yakmıştım. Şöyle nanem de kavrulsun çorbamın ağzını içine dökeyim. Çorba kenarda durunca benim böyle bir huyum var. Çorba pişip evde kenarda durunca ben bir rahat hissediyorum kendimi. Bir de hamurum yoğruldu muydu? Aman diyorum et de zaten tavaya dökeceğim. Şöyle bir kavuracağım bitti. Pilav da basit. O yüzden hiç şimdiden yapmıyorum. Daha 4 saat mi 5 saat var. Hani dedim şimdi dursun. Ercan da uyuyor zaten. Böyle yani ama karnabaharla brokoliyi haşladım. Onlar hazırdan önceden haşlanmış dursun dedim. Evet. Hani o kendine bir gelsin sonra üzerine Ercan zeytinyağlı limonlu sos ister. Tuğçe kendine diğer Hollanda sosundan yapacakmış. İşte bir sürü bir şey. Açlar ya şimdi her şeyi ister canları. Evet canlar bakın benim nane de yandı. Çok da yakmayalım üstünde. Haydi Eyüzü Besmele'mizi çekelim. Ver yavrum. Teşekkür ederim. Değil mi anne? Vallahi mis koktu dostlar. Mis koktu. Vallahi bakın. Dur. Dibinde hep naneleri kaldı. Bakın canlar. Vallahi bir kokusunu alsanız misler gibi oldu. İnşallah sizlerin tabii evinde de vardır da yapmak isterseniz yapın. Ben bilerek az yaptım. Zaten bu çorba yarına bile yeter de. Bu kadar bir şey yaptım. Hani dedim her gün değişik isterler. Çünkü bir ay boyunca çorba isteyecekler. İşte dostlar benim çorbam da bitti. Brokolim bitti. Hamurum hazır. Pilav, tavuk basit. Bir salata da en sona. Şimdi ben ne yapayım biliyor musunuz? Kalkayım hemen. Şu makinamı neyimi boşaltayım. Ondan sonra da devam ederiz beraber.
Ha, hani şey olmasın. Önceden pişirdim çorba, tamam. İyi. Sen de pilavı yaparsın. Tamam yapacağım. Tamam, ben altını yaktım. İçine tamam, yağ bıraktım. Tamam, bırak, tamam halledelim ben onu. Dur şöyle. Tamam ben, sen de ben yapıyorum. Sen tuz attım içine. Tereyağını da attım. Selam canlar. Biz yavaş yavaş mutfağa geldik artık. Mutfağa girdik. Ercan'la dedim hadi sen pilavları pişir. Daha doğrusu Ercan'ı markete gönderdik. Evet. Bakkala gönderdik. Türk malzemeleri satılan. Tabii ki Talha da gitti, ablaları, abileri. Çocukların canı tatlı istemiş. Tuğçe helva istiyor benden kaç gündür. İstemiyorum artık. İstemiyor mu artık? İstemiyor. Kazan hızımı benim. İstiyorsun, istiyorsun. Üzüldü. Benim migrenim çok fena arkadaşlar. Şimdi un helvasıyla biliyorsunuz biraz meşakkatli bir tatlımız. O yavrum dedim hiç yapacak halim yok dedim. Sude yine Talha da dedi ki baba o zaman bize dedi baklava al dedi. Ercan da tamam hadi kalkayım dedi. Ben de dedim ki hazır bakkala gitmişken Ercan biraz da benim eksikler var dedim. Biliyorsunuz Türk Bakkalı'na gitmemiştim. Ondan sonra Ercan da gitmiş iki biraz yeşillik almış. Ondan sonra ben de işte Ercan gelene kadar... Kız nane mane alacaktım aslında da. Salata malzemelerimi yıkadım, hazırladım. Bunları dedim burada dursun dedim. Hamurum kabarmış. Birazdan hamurumun başına geçeceğim. Ekmeğimi atacağım. Burada brokolilerim var. Çorbam da bakın çok güzel o. Bakın burada. Bakın canlar mis gibi oldu çorbamda. Tarağı çorbası mı sen? Yok Ercan, yayla çorbası. Ercan Bey de pilavımızı yapsın. Salatamız neyimiz gerisi de yavaş yavaş geliyor. Tavuğumun etini de o da biraz hani yumuşadı her an. Sadece tavaya koyup kavuracağım bir o. O yüzden onu dolaba geri bıraktık. Çünkü açılınca aman dedim git hepsi şey olur diye. Hadi gelin bakalım ne oldu Talha? Ercan Bey. Niye böyle yapıyor? Ercan Bey pilavı yapsın. Selma Hanım poşetleri boşaltsın. Ercan Bey ekmeği atsın. Uyudu, Selma Hanım gitsin otursun. Oh böyle ayakta can kurban. Yok canlar yok. Evet canlar. Biz tatlı dedik ya size. Ercan kızlara baklava almış. Şimdi komşum da zile yani birkaç dakika önce de komşu neydi adı? Tulumba. Gülfer abla da tulumba tatlısı yapmış. Sağ olsun. Şey ya adette böyle konu komşuya yapıldığı zaman. O tulumba tatlısı mı? Bu şöyle sıkmalı tatlıların şey, lokma, adını. Lokma. Lokma. Kim diyor tulumba diye? Sen dedin Zeyma. Bu tulumba deyince. 13 tulumumuza verip lokma dökmüş efendim. Ezbere konuşma Selma. Bir tabak lokma göndermiş. Ercan da kızlara bakkaldan Beke'den böyle tatlı almış. Tamam, bundan istemişler. Taze gelmiş ha. Yemin ederim şu hane tatlı. Türk baklavası getirsene. Bakalım taze gibi duruyor. Tulumbadan yoktu Tuğçe. Cevizli almış. Tatlı... Keşke cevizli almasaydın. Cevizli aynen. Biraz acılı oluyor. Aynen. Her türlü vardı. Neyse tamam. Var. Çok güzel. Yok gene aynı model almışsın. Değişik model almamışsın. Değişik modeller. Babam böyle... değişik demedi mi telefonda? Tamam, bir de bize diyor ki telefonda. Aldım. Neresi değişik? Hepsi aynı model Ercan. Büyük boy, orta boy, beyaz boy, küçük boy. Ay sen ona değişik diyorsan tamam. Cevizli, beyaz bir de şey kimisi cevizli, wow. Kimisi fındıklı, kimisi Antep fıstıklı. Şu üstündeki gerçek Antep fıstıklı. Ercan tamam neyse bağırma. Ay bağırın. Ne yapayım başım ağrıyor. Ya. Kızım şunların üzerine kıl kılçık girmeden şöyle kaldıralım. Evet efendim. Ercan onları almış gelmiş. Ercan o baklavaya ne kadar para ödedin? Tam 10 euro verdim Selma. O gördüğünüz baklavayı efendim. Kilosu 12.99. Orası tam 1 kilo değil 900 gram. 900 gram Türk baklavasına 10 euro para vermişiz efendim. Almanya'da da baklavanın kilosu 12 euroymuş. 13. Pardon 13 euroymuş. 12 dedi 13 diyor. Ben 12.99. Tamam 13 euroymuş. Yani merak edenler olursa onu da söyleyelim. Yani 900 gramlık baklava ya da 1 kilo bile değil 10 euro para ödemiş. 10 euro verdim. Tamam. Ama güzel olsun. Hazır dedim gitmişken dedim Ercan dedim bana dedim biber al dedim. Böyle bir biber almış efendim. Bu 400 gramlık biber. Biraz kendine böyle kızım yapma anneciğim. Böyle bir yeşil biber almış. Bu da sivri olanı, bu çaylı olanı canlar. Bundan iki tane almış. Hani şimdi kızartma falan yaparız. Sahurlarda melemen falan yaparız diye. İkişer tane çaylı almış, bir tane sivri almış dostlar. Kızım gerek yok, baban halleder onu. Şöyle bir poşet Türk bakkalından. Bizim Türkiye'nin salatalıkları var ya canlar. Bakınsana. Şöyle göstereyim. Türkiye'nin vallahi gidince benim çocuklar Talha falan bunu çok sever. Böyle bir oturuştayı böyle bir poşette salatalık almış. Salatalık burada kaç kilo parası? Kilosu 2.99 düşürmüşler Ramazan ayı için. Bir burada salatalığın kilosu 2 euro. 3 euro şu an için.
3 euro. Normalde burada 4 lira. 2 kilovat 3 eurodur herhalde. Efendim. Ercan gitmiş. Şey bir de ayran anne onu unutma. Söyleyecek. Ercan buna kadar biber dolması. Ne yapacaksın sen? Açsın. Şey kuru biber aldın ya. Şey domates şey aldın ya. Orada yanlarında. İyi ki oruç tutmuş. Aman sen vallahi tutma. He? Bu kadar biberi kim yiyecek? Nefes 18 tane biber ne var? İşe de götürürüm ben. Ama yiyeceksin bak. Tabii yitene yiyeceğim. Kadar. Şahitsiniz. 3 gün 4 gün bu biber dolaptan girip girip çıkacak şahitsiniz. Kız düşürmüş ne yapayım Ramazan ayı diye. Aldım 1.29. Tanesi 1.29. İçinde 6 tane var. Yani 400 gram 3 tane de dolmalık biber almış. Efendim Ercan Bey. Yiyeceğim hayatım. Bunun altında ne var? Ha, sen açlar ya. Nankör nankör. Alıyor kızıyor almıyor kızıyor. Ben... Aha pilavı ben karıştırıyorum. Kanka'da kendine böyle açıya sosisleri var ya oruç ya. Senin bilon evde vardı attıydım yemeyeceğim artık demiştim. Neyse bir tane de bundan almış. Bir tane baklava yufkası almış. Hani çocuklara canları çekerse gene bir evden baklava yatayım diye bir tane baklava yufkası almış canlar. Evet. İki tane oğluna sosis almış. Biliyorsunuz artık bu sosisleri. Bir tane de maydanoz almış canlar. İşte böyle. Ercan'ın Türk bakkalından bunları almış. Sude Naz da oruç ya. Hatırlıyorsunuz dışarıya gezmeye gitti. Kıyafet almış mı? Sosan hayır. Almanı? Almamış mı? Hiçbir şey almamış. Bakkala gitmiş. Bakkaldan bolca cips almış. Yemekten sonra hiçbirini yemeyeceklerdi. Boşalmışlar. Bir tane... Sen yersin Selma ne olacak? Ben de yemiyorum. Bir tane dubla çikolata almış. İki tane Tuğçe Hanım'ın canı istemiş çorbanın yanında. Böyle kroyiteler diyemiyorum. Baget ekmek almış efendim. İçi biberli. Kroyiteli bu tür bagetlerden almış. Çorbaların yanında güzel oluyor bu. İki tane de bundan almış. Yine bir tane bu bisküvilerden almış. Bu da 1 euro falan bu bisküviler. İki tane de gene çips almış dostlar. Çıkmış Frilex midir? Frilex midir? Şunlara ne gerekse. İki de cips almış. Çıkmış eve gelmiş. Bizim ayran. İşte. Ha, bir de Talha'nın canı ayran istemiş efendim. Talha bir de kendine ayran almış. Evet dostlar şimdi ben buraları bir toplayayım. Şuralarımı bir dezenfekteyim. Temizleyeyim. Ercan da pilavı yaptı sayılır. Şunu suyunu koyacağım. Değil mi Ercan? Yes. Bütün iş bana bakıyor zaten Selma. Sen rahat rahat otur. Ne iş yapıyorsun Ercan? Pilav yapıyorum Selma. Pilav. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Vallahi siz oturun. Ben habire mutfakta iş yapıyorum. Hamurumu yoğurdum. Pide yapıyorum biliyorsunuz. Dünkü gibi. Açtım. Burada dinlendiriyorum. Sonra iftara yakın bunları fırına vereceğim arkadaşlar. Salata malzemelerimi de hazırladım. Bildiğiniz gibi karnabaharla ne ismini istedim? Brokoliyi de haşladım. Üstüne limon falan doğradım. Biliyorsunuz pilavı da yaptım. Aman benim. Vallahi oğlum görüyorsunuz arkadaşlar açma, pilavımı açma. Da yaptım bitirdim. Açma. O bir bir çorbayı Selma yaptı. Siz bayanlar oturun güzelce ben. Herifler mutfakta iş yapsın. Oh böyle dünya görmedim vallahi bile. Selma? Bağırma başım ağrıyor. Arkanda ne yapıyorsun? Hiç geldim de seni geçti. İş bitti gelin tabi. Otur. Çekil Talha. Çekil oğlum benim ağrıyor git. Sanki kendi yapmış oruç gibi. Oruç mu tuttum? Pilavı İşimi şöyle... yaptım anlamadım gitti. Hazır pilavı bana. Bir karıştırmakla akılınız düşer. Ben şu ekmeği şunu bir tutsana. Ben şu ekmekleri fırına göndereyim de canlar. Şimdi kılacağım. Evet canlar. Ekmekler... Bana mı diyorsun? Evet canım sana diyorum. Başım ağrıyor. Ercan ne olur sus. Bağırma ay ilk gün ya. Allah günah yazmasın böyle. Bir kötü oldum ki canlar. Bir de migrenim tutuk. Acayip benim de başım ağrıyor arkadaşlar. Benim de annem. Senin de mi ağrıyor? Kurban olayım sana. Oruç tutan dilleriyle kurban. Aferin babam. Şimdi orucun gerçekten ilk günü ya. İnsan acıktığından değil. Aç değilim. Bak 10 gün yemeğim bir gün aramam. Hayret bir şey söylemedi vallahi şok oldum. Birazdan bir hurma yeriz doyarız. 10 gün yemeği düğünü aramam dedim de bir şey demedi vallahi şok oldum. Sen mi derdiniz ben neyse. Yesem suçlu. Şimdi ilk gün ya insanın hakikaten başı ağrıyor arkadaş. Gelin sizde de öyledir kesinlikle. Yani açlıktan değil. Ben aç değilim Selma. Ben yemek yemeyeceğim Selma. Ben yoruldum Selma. Onun için önüne geleni toplayıp almışsın. Her şeyi de sizin için aldım hayatım. Heyecan. Ne yapayım gözümü...
elime var ya ne aldım biliyor musun? Mantıyı aldım, geri bıraktım. Aldım, geri bıraktım. Dedim ben mantıya para vermem dedim. Veysel abiye ne dedin? Ben hazır mantı yemem dedim. Ama var, ben de gördüm. Kayseri mantısı var. Kızım gel abi, Kayseri mantısı. Çok güzel. Tamam neyse. Makine onlar. Ekmeklerimi gösterdim arkadaşlar. Bakın o bu pidelerim de fırında pişecek. Aynı hamurdan yoğurdum. Ay yani bu sefer taşta değil de fırında pişireceğim. Anneciğim yapma annem. Yapma oğlum sen yapma. Ya, unuttum. Unuttum. Şu an Talha oruç olduğunu unutmuş. İçecekti. Kendine su dolduruyordu. Oğlum şurada 2 saat kaldı kurban olayım. Ay yazık ha. Allah'ım 2 saat ay, daha sabır ver oğluma. Çocuk ben de diyorum ki ne yapıyor diyorum. Şaşırdım. O Tuğçe diyor ki oruçsun diyor arkadan. Ben diyor unuttum diyor. Ay kıyamam. Ne yapıyor diyor. Burada suyu açıyor diyor. Ama ne oğlum. Al bak. Son saatler. Son saatler. Az kaldı. Ya sabır. Ya sabır. Ay kıyamam işte çocuklar. Hem de depodan ye. Biraz zayıflarsın. Ne olur. Annen gibi oğlum. Ekmeğimizi işte iki tane öyle yaptım. Bir tane fazladan vardı. Onu buzdolabına attım. Hamur fazla geldi. Ercan dedi ki yemme Selma. Onu da yarın sıcak sıcak yaparsın taze, dedi. Taze taze. Taze taze. Onu buzdolabına attım. İki tanesini yaptım. Onların üzerine güzel bir yana bir baget yapacağız. Yumurta sarısı süreceğim. Camlar üzerine. Gene aynı çöreotu şundan bundan. Gönderirim fırına. Allah nasip eder. Son halinde gösteririm. Çok uzatmayayım. Şimdi ben biraz sonra salatamı da geçeceğim başıma. Salatamı da yapayım koy. Bakın brokolilerimi, bunların da üzerine limonunu koydum. Bir sonra yiyeceğimiz zaman da zeytinyağısını güzel zeytinyağını. Salata yaparken çekecek misin Selma? Yok Ercan. O zaman bu kesin bana yaptıracak arkadaşlar. Zeytinyağıyla güzelce ben tuzunu böyle bir üzerine geçiririz. Sos var. Bir, olmazsa öyle bir şeylerle katarız. Onu da öyle ayırttık. Onu da oraya koydum. Salatamı da hazırlarım. Üzerine şimdi streç film geçirim. Kıl toz dökülmesin diye. Çorbamız da hazır. Her şeyimiz Allah'ımıza şükürler olsun. Allah'ım her şey hazır. Allah'ım olmayan yani sofrasında Selma Hanım ayıp. Ne yapıyorsun sen? Onu bunu bize gösteriyorsun diye. Ben aslında hiç sevmiyorum. Kardeşlerim, bacılarım vardır. Hakkın zelal edin değerli dostlar. İnanın. Şimdi ben çekecek bunları şey çekmesem bulundum. Ne çekeyim? Sadece Ercan'la sohbet etsem diyecekler ki bugün birisi bana hakaret etmiş vloguma. O telefonu getir. Sudenaz o telefonu getirsene okuyalım o mesajı. Hakaret vloguma etmiş. Ya. Bu Almanya'da bir evlilik vardı. Alman'dan çocuğu olmuş diye bir başlığım vardı ya. Değerli kıymetli dostlarım. Oraya ya ben diyorum bu insanlarda vicdan kalmamış. Bu insanlarda yani insanlar derken çoğul kullanmıyorum. Bazı kesimlerde maalesef ki varlar. Kalpleri kararmış. Kötü niyetli insanlar var. Şu mübarek ayda bana yazmış boş boş ne konuşuyorsun sen? Telefonu niye dolduruyorsun sen? Ben hanımefendinin telefonunda kalabalık oluyormuşum. Boş işlerle uğraşıyormuşum. Konuştuğum konu da boşmuş. Ya genç bir kız. O kızcağız o yorum okudu. Ben dedim ki Allah'ım dedim. Böyle dedim. Bir sürü dedim yorumlar gelecek. Boş ver dedim. Öyle kalbi kara insanlar var. Senin evladın yok mu? Senin ne bileyim kuzenin, kız kardeşin. Başına gelse bir başkası kalkıp boş boş konuşma. Yaptığında boş işler derse ne olacak be kardeşim? Allah şuranıza vicdan versin. Değil mi hani zihniyetin? Gerçekten şuranıza şey versin, merhamet versin. Genç bir kız hayatının hikayesini anlatmış, sizlerle paylaşmış. Öyle yapma kardeşim. Bana gelip yorum da yapma. Hadi git. Ya gel. Demek o seviyor Allah'ın izleme. Sevmiyorsan izleme. Ha fake hesap. Benim sevmediğim bir gruplar var. Onlar fake hesap olarak gelip de yapıyorsa da ona da şey diyemem. Onlar da Allah bildiği gibi yapsın. Evet fake hesaplar çok dolaşıyor arkadaşlar. Evet evet dikkat edin. Fake hesaplar bir sürü var. Efendim Allah'a dediğim kötünün tuzağını çevirsin çevirsin kendi bilmem neresinden mi derler ya. Zehrini kendine akıtsın. Uzun lafın kısası. Ercan evet. İmsakiyemizi almış gelmiş aldım, efendim. Geldim efendim. Fatih Camii Flensburg. Ditip'in bu. Evet. Flensburg imsakiyemiz. Yani. Biz bugün ilk Ramazanımızı Allah'ımızın izniyle 13 Nisan 2021'i 20-28'de saat 8:28 gece orucumuzu açacağız. İnşallah. Allah nasip ederse efendim ilk orucumuzu açacağız ve Allah'ın izniyle de orucumuzu cümleten yiyeceğiz. Cümleten herkesin Ramazan ayını kutlarız evet, arkadaşlar. Dediğim gerçekten. Gibi herkesin evinde olan yemeklerden yapıyorum. Ekstra onu bunu yapmıyorum. Brokolisiydi, yayla çorbası, pilavı, tavuk dürüm herkesin evinde var o et kavurma. Pide de herkesin evinde var. Özellikle biz Ramazan'da aşırı bir değişik
Hani böyle bulunmayan yemekleri yapmayacağız. Yenmiyor. Bir çorba doyuruyor arkadaşlar. Ercan'la karar verdik. Biz yani evimizde misal pilavım ben 2-3 gün yerim bu pilavı. Atmam. O bitene kadar yani, yiyeceğim. Tabii. Çorbam mecbur. Bitene kadar yiyeceğim. Hani 2-3 gün aynı çorbayı da göreceksiniz. Ramazan ayı ne için efendim? Toparlanma ayı değil mi? Paylaşma ayı. Elimde hani o mutfağımda bu ay kıstığım bütçemden artan parayı da hayırsever bir ihtiyaç sahibi bir kardeşime veririm. Benim için en büyük zenginlik de odur. Hayır. Neyse vlog çok uzun sürdü. He Selma sen düştü yine. Çenen burada düştü. Mı orada mı yiyeceğiz? Mutfakta yiyeceğiz oğlum. Oturma odasında kim taşıyacak? Hepimiz orucuz. Oradan getir götür. Burada evet, yiyoruz. Evet arkadaşlar. Hadi canlar. Ben şu salatayı bir yapayım. Ben burada bir kere teşekkür etmek istiyorum. Benim için abone olmuş. Yani bizim için yeni abone olmuş. Meyrem Hanım'a, Meyrem kızımıza da çok çok selamlar. Allah razı olsun Meryem'ciğim. Çok çok sağ ol. Ercan abinin hatırına abone olmuşsun ya. Öyle mutlu oldu. 30 çok... sefer senin yorumunu okumuş bak diyor. Gerçekten ben çok güzel sevindim. Kızımın biri diyor bana abone olmuş. İyi Ercan gözün aydın dedim. Sağ ol kızım Allah razı olsun. Hoş geldiniz evimize. Hadi canlar. Evet canlar bakın Ercan pilav pidelerin üzerine şeylerini döküyor. Benim elim yaş Ercan attım o işi gene. Zaten ben yaptım Selma. Sus. Bakın canlar yumurta sarısını sürdüm. Güzelce ben attım. Yeter Ercan. Bol buldun git. İyi ki. He. Canlar iyi ki erkek olmuş benim kocam. He. Vallahi yemin ediyorum başka bir yani şey olsa iflas ettirir. Şuna bak Ercan böyle mi öğretti anne sana? Selma ne kadar güzel. Ne diyorsun Selma? Ercan, ben küncüllü sevdiğim için. Anne elinden al. Sevaptır hayatım. Ne yaptın? Tamam küncüllü ben seviyorum. Ne diyorsun? Sen bir daha yapma. Aşırıya giden kim? Bu. Her şeyi fazlasıyla alan kim? Bu. Masraf eden kim? Yine bu. Konuşan kim? Yine bu. Benim hiçbir şeyim yok. Azıcık küncül attım. Arkadaşlar işte bir daha neyse hiçbir şey ama yok. Ama götüm oldu. Sen gel kızım. Tamam eliye sağ ol. Sus. Sen arkadaşlar sen. Bakın fırını açmayayım. Dur anneciğim dur. Taş. Taşımızı ısıtıyorum. Bakın bu sefer size göstermek için öyle yaptım. Fırınımı taşı fırının içine attım. Şimdi burada iyice taşım ısınsın. Isındıktan sonra o taşın üstünde ekmeklerimi pişireceğim. Taş iyice fırında ısınıyor arkadaşlar. Taşı çıkarıyor. Salatanı bitirdin değil mi anne? Ben orada pişsin. Bakın salatayı da yaptı Tuğçe Hanım sağ olsun. Aa, bunu da zaten biliyoruz. Evet dostlar bizim pideleri de bitsin pişsin. Biz rahatız bitti bizim. İki saattir ben Allah size de kolaylık versin. Son halimizde de sofraya oturunca beraber evet arkadaşlar bakın bu taş fırın dediğim bakın. İnanın canlar bakın altına dumanı da oldu ya gördünüz mü? İşte bunu demek istemiştim ve böyle oldu değerli dostlar. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi ben bunu çıkarayım fırından. Tamam kızım. Evet canlar bakın. Etimizi böyle doğradı Ercan. Buzluyken işte burada böyle pişirdim. Bu tamam. Burada çorbamız var. Pilavımız burada. Ercan'ımız orada. Ben yavaş tamam yavaş arkadaşlar. Hazırlayayım. Evet Selma. Saat mi kaç ki? Bizim burada 10 dakika falan kaldı Ercan. Evet arkadaşlar. Türkiye'dekiler açtı. İlk Ramazan, ilk oruçlarını açtılar. Afiyetle yediler. Afiyet şeker olsun. Evet. Türkiye'mize hayırlı olsun, afiyet olsun. İnşallah Allah sonunu getirmeyi nasip eylesin. Bayramımızı, bakalım bayram nasıl olacak yine bu sene? Buruk mu geçecek? Bir bakalım. Burada zaten öyle geçiyor da inşallah. Şimdi arkadaşlara nasıl yaptığımı göstermek için Ercan'cığım çorbandan önce yemeğini koyacağım. Tamam. Canlar evet, işte böyle bir servis yaptım. Ya. Yanına da brokoliden falan koyar, salatadan koyar, Ercan'ın çorbasını koyar. Hadi otur Talha sen de yavaş. Tamam sen de otur. Oh, bismillah. Hadi sen de konuş. Acıkmadın da gerçekten arkadaşlar. Yemin ederim başıma vurdu ya. Anne pideyi şey yaptın mı? Gerçekten. Göstereceğim. Olur. Acıktan değil sen de başına. Evet canlar bakın pidemize. Fısır fısır pidem oldu. Bakın canlar altına aynı taş fırın. Ha Selma çok mu sert? Bakın özellikle göstermek istedim. Diye elim biraz yandı kusura bakmayın. Bayağı bir sıcak. Ya bunun da burasına baktık pişmiş mi diye biraz şey yaparken çıkarırken zorlandık. Yemin ediyorum bakın canlar. Sıcak anne yavaş. Altı neyi misler gibi aynı pide parçaladım.
Biraz parçaladım pidemi. Bunlar da fırın. Ay keserken de kötü kesti. Ama anne sıcak bu normal. Şunları yeriz nimet. Mis gibi kokuyor. Yemin ederim fırınlardaki gibi kokuyor arkadaşlar. İlla da Ercan alacak. Beceremiyor bensiz bir şeyin. Hadi canım sen de. Bakın su, un efendim. Su, un. Başka hiçbir şey yok. Su, un, tuz. İki tane de kesme şeker. İnanın bakın. Şöyle şöyle kestim. Şunun güzelliğine bakın. Şunun güzelliğine. Bu biraz fazla pişmişti. Şu dökülmesin diye şöyle ha? Diyorum. Evet. Canlar bakın bir de bunu şöyle keseyim mi? Suda saat kaç kızım? Saat 23. Bakın canlar. Vav wow, Feda abla çok gördünüz mü? İçineyi dediğim o taş fırından alın siz de pişirin. Aha böyle pideleriniz olsun. Evet canlar. Bizim bugünkü yemekler bitti. Bugünkü masamız maceramız hazır. Bitti. İlk gün maceramız. Yeni üzerine duramadı. Doldurdu yaprak biberlere. Ah bu Ercan beni vallahi. Karabiber de istiyorum aslında ben. Ama inanın şu ekmeğim çok güzel oldu canlar. Aynı marketten aldığınız tırnak pidenin birazcık kalını. Evet. İnanın çorbamızın da Allah'ıma şükürler olsun. Hepsi güzel oldu. Biz şimdi bir şurada her an 5 dakika kaldı. Çocuklar sofraya toplansınlar. 3 dakikamız kalmış. Çayımızı da demledik canlar. Mis gibi çayım da hazır. Yemeğin üstüne çayımızı da içeceğiz. Hadi Allah'ım. Vallahi çok yoruldum. Bütün ümmeti Muhammed, benim bütün canlarımızın, dostlarımızın sofrasını Halil İbrahim bereketi versin. Amin. Hepinize İnşallah afiyet olsun. Herkese. Canlar bir dahaki İftar soframızda gene beraber olalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, dostçakalın. Almanya'daki gurbetçi aileye. Like, yorum, abone olun. Bir de beni izleyin. Görüşmek üzere efendim.